Herkese merhabalar. LGS sürecinde yarı yıl tatilimizi nasıl değerlendiririz dediniz. Bizler de sizler için mükemmel bir video hazırladık. Hazır mısın Tonguç evladım? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Öncelikle sana soruyorum. Bu yarı yıl tatilinde ne yapmayı planlıyorsun? Sadece uyuyacağım hocam. 25 saat uyuyacağım. 25 hocam. saat uyuman imkansız evladım. Böyle bir zaman yok zaten. Dolayısıyla sen LGS sürecinde olduğun için 25 saat uyumak gibi bir fikri aklından çıkarmalısın. Hem dinleneceksin tabii ki bu tatilde dinlenmek de en doğal hakkın ama güzel bir şekilde çalışıp hayallerine kavuşmalısın. Şimdi ilk dönem bitti. Bazı öğrencilerimiz diyor ki konu eksiklerim var. Çalışsam kapatabilir miyim diyor. Bazıları ise bize yorumlar demiş ki konu eksiğim yok ama daha iyi nasıl olurum? Yani yeni nesil matematik sorularında, fen sorularında, Türkçe sorularında daha yüksek netlere nasıl ulaşabilirim diyorlar. Sen hangi gruptasın Songuç'un? Konu eksikliği var ama daha iyi nasıl olurum diyorum. Connect'im var ama daha iyi nasıl olurum diyorsun. Çok güzel ikisinin kombinasyonunu yaptın. Tebrik ediyorum seni. koneksimiz olsa bile ben hem konuları kapatmak hem de iyi öğrenciler gibi Yüksek netler yapmak istiyorum diyorsun. Harikasın tebrik ediyorum seni. Bunun için öncelikle bilmen gereken bir şey var Tonguç'um. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Ben bir kaptanım hocam. Evet sen bir kaptansın Tonguç'um ve senin bir gemin var ve geminin hedefi olmalı ki sana rüzgarlar yardım edebilsin. Öncelikle hedefini belirleyeceksin sonra planını yapacaksın ve ardından da bu planı uygulayacaksın. Diyelim ki hedefini belirlemek istiyorsun. Koneksin varsa öncelikle koneksiklerini tamamlamalısın ve bol bol soru çözmelisin. Eğer koneksin yoksa netlerimizi artırmak için yine bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü bize sınavda Tonguç evladım benim bize sınavda bir soru verecekler. Bir deneme verecekler ve diyecekler ki bu denemede bu denemenin sonucu sizin gireceğiniz Anadolu Lisesi'ni, Fen Lisesi'ni, Anadolu İmati Lisesi'ni belirleyecek diyecekler. Dolayısıyla bol bol soru çözmemiz lazım. Önümüzde seçenekleri olan, testler olan bol bol soru çözmek bizi hayallerimizdeki listeye kavuşturacak. Ardından da planı yapmalısın. Planı yapmak için öncelikle konu eksiklerini listelemen gerekiyor. Yani kolileri taşıman gerekiyor. Ben koli taşıyamam. Ben koli taşıyamam dememelisin Tonguç. Bu koli öyle ağır koli değil. Bu senin zekanla, çalışmanla, azminle halledebileceğin koliler. Yani konu listeleri. Birazdan bunları da sana vereceğim her derste. Çözmen gereken kaynakları verileceksin. Her gününü planlayacaksın. Yani gün gün yapman gerekenler eğer planlı bir şekilde olursa ve bu planı duvarına asarsan zaten başarı peşini hiç bırakmayacak Tonguç. Um. Ardından da eğer konu eksim yok diyorsun. Ben zaten konularımı bitirdim ama daha iyi yapmak istiyorum diyen gruptaysan denemeler çözmelisin ve denemelerdeki yanlışlarını belirlemelisin. Çünkü sana ne demiştik? Gerçek bir sınavda gerçek bir deneme yapacaklar. Ve sen o denemelerdeki eksiklerini gördüğün an gerçek sınavda yanlış yapmazsın. Yani sınava kadar ne kadar çok deneme çözüp eksiklerini belirlersen gerçek sınavda da hiçbir yanlış yapmazsın inşallah. Çözmen gereken denemelerdeki yanlışlarına göre çözmen gereken kitapları listeleyeceksin ve yine çözmen gereken kitaplarla alakalı planını duvarına asmalısın. Tonguç Eladım benim. Konu eksiğim var hocam. Konu eksiğim var diyorsun. Tamam. Konu eksiklerini hemen söyleyelim Tonguç. birisi birincisi Türkçe'de birinci öneme dair dil bilgisi, yazım ve noktalama, metin türleri ve söz sanatları, sözcük ve cümle anlamı, sözel mantık ve parça anlam mutlaka tamamlanması gereken konular. Yani filmsi ve cümle gelir giriyor bu kısmına. Matematiğe baktığımızda çarpanlar ve katlar, üssü sayılar, kareköklü sayılar, veri analizi, olasılık ve cebirsel ifadeler. Fene baktığımızda mevsimler ve iklim, DNA, kalıtım, basınç, madde ve endüstri. İnkılaba baktığımızda bir kahraman doğuyor, milli uyanış, istiklal yolculuğu, ya istiklal yolu. İngilizceye baktığımızda friendship din life indication on the Phone, the internet dine baktığımızda kader inancı zekat ve sadaka din ve hayat bunlar birinci önemli konuları ben bunları nasıl yapacağım hemen ya? söylüyorum Tomuçcan sana mükemmel bir LGS ilk tekrar programı hazırladık bunu duvarına asacaksın ve LGS ilk tekrar programı zaten duyurusunu yapmıştık bununla alakalı Türkçe'de matematikte fende inkılapta İngilizcede dinde tekrar etmen gereken konular yani az önce gösterdiğim konu serisini Harika bir şekilde senle tekrar edeceğiz ve ardından da bununla alakalı mükemmel ödevlendirmeler yapacağız. Yani demek istediğim şu, sen kendin de bir program yapabilirsin. Türkçe, inkılap din, İngilizce, matematik, feni güzel güzel derslerini yazarsın sözel ve sayısal. Günlerini de belirlersin. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Çözdüklerini veya çözeceklerini yazarak mükemmel bir program hazırlayabilirsin. Bunu zaten sana her zaman gösterdik. Ama biz senin için mükemmel bir LGS ilk tekrar programı hazırladık. Burada gün gün 1 Şubat'tan itibaren Türkçe, matematik, fen, inkılap, İngilizce ve din dersleri alakalı sana mükemmel bir LGS tekrar programı hazırladık. Hatta bununla alakalı mükemmel bir LGS ilk tekrar seti hazırladık. Bunun için hani sana gün gün yapacaklarını gösteren bir LGS tekrar programı çıkıyor. Bu programın içerisinde Milliyetin Bakanlığı'nın 6 Haziran'da yapacağı LGS'ye göre hazırlanmış özel temel tekrar programı ve nitelikli tekrar programı var. Temel tekrar programı ...koneksiye olan öğrencilere özel, detaylı tekrarlar. Nitelikli tekrar programı ise... yenisi soru pratiğiyle seviye yükseltmek isteyen... ...öğrencilere özel bir program. Burada gün gün... ...senin yapacaklarının molalarıyla beraber... ...videolarıyla beraber tek tek yazdık. Hem YouTube'la bağlantılı bir şekilde hem de... Buradaki kitaplara uygun bir şekilde yani hemen kitaplarımızı da göstermek istiyorum sanat Tomuş Eladım benim. İlk tekrar LGS Tüm Dersler Soru Bankası, Yeni Nesil Türkçe Matematik Soru Bankası ve ana denemeleri. Yani artık netler artıyor. Dolayısıyla biz Şubat'ta netlerimizi artırıyoruz. Ana denemeleriyle deneme analizlerimizi yaparak yaptığımız yanlışları görüp bununla alakalı bol bol soru çözüyoruz. Türkçe Matematik en önemli dersler olduğu için burada tabii ki özel bir kitap hazırladık. Türkçe matematik özel LGS birinci dönem konular için. İlk tekrar LGS'de ise tüm dersleri tekrar edebileceğin mükemmel bir kitap hazırladık burada Türkçe matematik fen İnkılap tarihi, İngilizce dini tek tek yeni nesil beceri temelli sorularla tekrar edeceğiz. Dolayısıyla ilk tekrar LGS tüm dersler kitabımız, yeni nesil Türkçe matematik kitabımız ve artık netler artıyor. Yani ana denemelerimizde 4 adet LGS denemesi. 4 sözel, 4 sayısal toplam 8 denemeyle sen mükemmel bir şekilde netlerini artıracaksın. Ve zaten burada senin en büyük başucuk yardımcın LGS tekrar programı olacak. Bu programı YouTube'dan bizim videolarımıza takip ettiğinde de harika bir şekilde netlerini artırmış olacaksın. Toplumcu. Planı uygularken tabii ki LGS örnek sorularına mutlaka mutlaka bakmalısın. LGS çıkmış soruları mutlaka irdelemelisin. Zaten biz de LGS tekrar programımızı hep bu sorulara göre, bu kazanımlara göre en son çıkan sınav tarzı sorulara göre sana bir mükemmel videolar hazırladık. Kitaplarımızı da o şekilde hazırladık. Eğitim Bakanlığı kazanım testleri, Milletin Bakanlığı kitaplarındaki testler, EBA içerikleri, EBA'da da biliyorsun hafta sonu kursumuz devam ediyor. Oradan da bizi takip etmelisin. Yardımcı kaynaklardan yani bizim kitaplarımızdan da çalıştığında mükemmel bir şekilde ilk tekrarını yapmış olacaksın Tonguç'un. Um. Şimdi o zaman hangisini seçiyorsun? Temel tekrar programını seçtim. Harikasın. LGS temel tekrar programı seçiyorsun. Koneksi olan öğrencilere özel detaylı tekrar programı yapacaksın. Ve sonrasında da harika bir şekilde netlerini artıracaksın. Dinlenebilecek miyim hocam? Tabii ki dinleneceksin Tonguç'um. Dinlenmeyeceğim diye bir şey yok. Tabii ki dinleneceksin. Bak hatta bunlara alakalı bir önemli uyarı da yaptım. Dinlendiğin anlar da yaptığın çalışmalara dahil. Yani sen bu LGS tekrar programını uygularken bazen yorulduğun, bazen sıkıldığın anlar olacak. Ama o dinlendiğin anlar var ya onlar da senin kazanacağın lise için yaptığın çalışmalara dahil. Yani çözdüğün denemeler de çözdüğün soru bankaları da dinlenmelerinde senin kazanmanı sağlayacak. Ve şunu da unutma soruları çözerken yanlışların çıkabilir. Moralin bozuluyor mu? Evet hocam çok bozuluyor. Evet hocam moralim çok bozuluyor diyorsun ve bunu yorumlarda da görüyoruz. Zaten biz bu geri sayım videolarında hep yorumlara yazıyor arkadaşlar. Hocam çalışıyorum çalışıyorum olmuyor işte matematikte sıkıntılarım çıkıyor. Bu çok normal bir şey. Yapacağımız her bir yanlış soru çözümünü öğrendiğimizde yani burada biliyorsun bizim kitaplarımızda buna çok dikkat ediyoruz. Mesela diyelim ki matematikte bir soru çözdün. LGS matematikte bir soru çözdün. Ve bu yaptığın yanlış moralini bozdu. Eyvah eyvah diye üzülüyorsun. Ama sen bu yanlışın soru çözümünü karekod okutarak öğrendiğinde ben burada bu soruyu yanlış yaptım diyerek öğrendiğinde bu sınavda sana bir net kazandıracak. Büyük bir kazanım. Yani sen LGS artık o soruyu yanlış almayacaksın. Dolayısıyla yanlış korkmuyoruz ve unutma hayal edebildiğimiz her şey gerçek. Yani sen şu anda iyi bir lise kazanmayı hayal ediyor musun? Diyorum tabii ki hocam. Harikasın. Ediyorum hocam dedin. Gerçekten seni çok motive gördüm. İnşallah hayallerimize ulaşacağız. Yeter ki çalışalım. Yeter ki gayretimizi gösterelim ve vazgeçmeyelim. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yolla Tonguç'um.